Şimdi değerli arkadaşlar, kafadaki senaryo, kafadaki filmlerle insanların başına neler geliyor onu anlatmak istiyorum. İyi veya kötü. Şimdi örnek verelim. 2025 yılında kişi, öngörüsü kişinin burada negatif olsun. Yani kafasındaki ekran, öyle diyelim. Burada gelecekle alakalı kaygı varsa kişide, 2025'i 5 sene önce veya 3 sene önce hayal ediyor kişi. Burayı ne yapalım? 2021'i yapalım. Peki neden bu kişi 2025'i negatif olarak düşünüyor? Çünkü bu zamana kadar kişinin kafasına zaten 144 bin kere negatif cümleler konmuş. Yani bu negatif cümleler kafasına girmiş kişinin. 18 yaşına kadar 144 bin negatif kelimeler ile programlanıyor. Öyle olduğundan dolayı bu negatif programları kafasında silmediyse, o zaman kafasında negatif bir ayar oluşuyor. Negatif senaryo. Gelecekle alakalı sürekli kaygı içerisinde oluyor kişi. Kaygı, tedirginlik. Ve kafasında bunu tekrarlıyor, sürekli tekrarlıyor, sürekli tekrarlıyor. Bazen insanın kafasına düşünce olarak günlük 70 bin düşünce gelebiliyor değerli arkadaşlar. Öyle bir kapasitesi var beynin. Bu tekrarladıkça insanın kafasında sürekli negatif düşünceler geldikçe, senaryo ve görüntüler, gelecekle alakalı görüntüler sürekli negatif ise, o zaman kişi kendini o şekilde programlıyor. Buna öğrenilmiş çaresizlik deniyor arkadaşlar. Öğrenilmiş çaresizlik. Yani çaresizlik 144 bin kere öğretilmiş kişiye. Yani bu kişi de öğrenmiş. Öyle öğrendiğinden dolayı, öyle bildiğinden dolayı, gelecek kaygısı çok olduğundan dolayı, kendini o şekilde şartladığından dolayı, o şekilde hipnoz ettiğinden dolayı bir çeşit kişinin geleceği 2025'te beklentisi gibi negatif oluyor. Başına o sıkıntılar geliyor. Yani korktukları, kaçtıkları, kaygılandıkları veya kınadıkları hep başına geliyor kişinin. Bir de ikinci versiyonunu anlatayım. 2021 diyelim. 2021'de kişi 144 bin öğrenilmiş çaresizlikleri bakış açısını değiştirerek, bakın bakış açısını değiştirerek, günlük olarak kafasına 70 bin düşünce geliyordu ya, bu kişi bu düşünceleri durdurarak, resmi değiştirerek, yöntemleri uygulayarak bakış açısını pozitife çevirirse, yani olumluya çevirirse, 2025 ile alakalı beklentisi pozitif ise, bunu bilim adamları da ispatladı değerli arkadaşlar, çözüm üretmeyi, problemleri çözmeyi öğrenerek olumlu düşünmeye başladıysa eğer, beklentisi de o şekilde oluyor. Olumlu bir beklenti içerisinde olduğundan dolayı da 2025 yılında, yani 4 sene sonra, istedikleri, arzuladığı ne varsa hedeflere ulaşıyor. Kişi arzuladığı hedefe ulaşıyor. İşte iki kişinin farkı bu. Olumsuz insanlar sürekli korkularıyla karşılaşıyorlar. Kaçıkları başına geliyor. Arzulamadığı ne varsa onları yaşıyorlar. Çoluğunda, çocuğunda veya sağlığıyla alakalı kafasındaki resimler negatifse, o zaman gerçekten olumsuz insanlar o korktukları, kaçtıklarını yaşıyorlar. Fakat bazı insanlar da yöntemleri uygulayarak, öğrenilmiş çaresizlik değil de öğrenilmiş çözüm üretme teknikleriyle kafasındaki resimleri değiştirerek, içindeki o düşünceleri kontrol ederek kendini olumluya ayarlıyor, programlıyor, beynini programlıyor bir çeşit ve sürekli hedeflerine odaklandığından dolayı doğru yöntemleri kullanarak arzuladığı hedefe 2025'te ulaşıyor. Bazı insanlar da bu yöntemleri iyi kullanırsa arzuladığı hedefi daha erken yaşıyorlar. Yani 2025'te arzuladığı bu hedefi 2022'de yaşıyorlar. Yani hızlıca hedefine ulaşabiliyorlar. Bu kişi tekerleği patlamış bisiklet sürüyor. Öyle düşünün. Tekeri patlamış bisiklet sürüyor. Bu kişi de hedefine ulaşmak için Lamborghini kullanıyor. Biraz arabanın şeyi farklı oldu ama Lamborghini kullanıyor ve gaza basıyor sadece. Gaza basarak da arzuladığı hedefe ulaşabiliyor. Bu kişi olumlu kişi, bu da olumsuz kişi.
hani kişiler arasındaki farkı da bu şekilde anlatmak istiyorum. Sana bağlı. Olumlu olmak sana bağlı. Senin kararın. Olumsuz insan olup da korkularını, kaygılarını yaşamak yine senin elinde. Özgür kararın. Seni kimse zorlamıyor. Senin kararın. Burada sadece karar vermen gerekiyor. Olumlu kişi karar veriyor. Yöntemleri öğrenerek arzuladığı hedeflere ulaşabiliyor. Ve bu kişi de, şu gördüğünüz olumsuz kişi de bu şekilde karar veriyor. Tamam diyor. Ben böyleyim diyor. Ben küçük Emrah'ım diyor. Hayatında bir şey değiştirmiyor. Bu kişi de korkularıyla karşılaşıyor sürekli. Yani kişiye bağlı, kararına bağlı değerli arkadaşlar. Bu iki kişinin arasındaki seçim yine sizin elinizde. Nasıl olmak istiyorsunuz? Bir düşünün. Yani korkularınızla mı karşılaşmak istiyorsunuz? Yoksa hedeflerinize ulaşmak mı istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Bunu tam olarak kendinize sorun, cevabı almaya çalışın ve kararınızı verin. Harekete geçin ondan sonra. Peki bu konuda yapılması gerekenlerin ne olduğunu tam olarak bilmiyorsanız veya bu konuda yardımcı olmamı istiyorsanız o zaman benimle iletişime girebilirsiniz. Ben size hedeflerinize ulaşmanız için yapılması gerekenler nelerse onları adım adım nasıl uygularsınız bunu elinize plan olarak verir. Ve siz de hedefinize ulaşabilirsiniz. Bizimle iletişime girebilmek için hemen videonun altındaki linke tıklayıp formu doldurup gönderebilirsiniz. Hoşçakalın.